Bugün günlerden Brawl Talk. Merakla ve heyecanla beklediğimiz Brawl Stars 14. sezon Brawl Talk'u bu akşam Türkiye saatiyle saat 6'da olacak ve sizlerle beraber biz de tepki vereceğiz. Tepki vereceğiz demek doğru oldu mu bilmiyorum ama yani sizlerle beraber izleyeceğiz Brawl Talk'u. O yüzden akşamki Brawl Talk'a kadar şu izlediğiniz videoya gerçekten çok kuvvetli bir like sayısı bekliyorum. Şimdi çok kuvvetli bir like sayısı bekliyorum diyorum. Alt tarafta böyle bir 500 like falan çıkıyor. Sonra dışarıdan bizi ilk defa tanıyan arkadaşlarımız sizin güçlü like'ınız bu mu falan yani demiyorlardır da böyle diyenler de olur arada. Bence çok güzel bir güçlü bir like sayısı atın. Onun dışında bir de akşamki yayına kadar abone değilseniz, abone olursanız ücretsiz şekilde bir de bildirimleri açarsanız yayının bildirimi zaten size gelecektir. Sizlerle beraber o heyecanı yine yaşayacağız. Mısırlarınızı alın gelin. Biz her Brawl Talk patlamış mısırımızı alıyoruz, geliyoruz. Şimdi artık teori üreteceğiz mi? Üreteceğiz. Yani üreteceğiz de artık sözün bittiği yerdeyiz. Yani sonuç olarak Brawl Talk'a çok çok az bir zaman kaldı. Gerçi şimdi burada da 22 saat yazıyor. Benim bu videoyu dün çektiğimde anlaşılmış oluyor ama siz bugün izliyorsunuz. Sonuçta bugün bir Brawl Talk'umuz olacak, izleyeceğiz. Heyecandan ne yaptığımızı da bilmiyoruz ki. Twitter görseli beni inanılmaz heyecanlandırdı. Son teorileri yapalım. Sözün bittiği yerde izledik. Artık sözün bittiği günde izledik. Brawl Talk'umuzun kapak fotoğrafına bakıyoruz. İlk gösterim kapak fotoğrafında bir Poco görüyorum ki o nasıl bir kostümdür arkadaş. Yani bir gitarına bakıyorum, bir kendisine bakıyorum. Son zamanlarda gerçi Colt'un kostümü de çok güzeldi ama bu da çok güzel. Şimdi Poco'ya bakarak bir tema tahmini yapabilir miyiz? Aslında yapamayız. Yani yapabiliriz de Twitter'daki görsele baktığımız zaman biraz yapabiliriz. Çünkü at deyince sanki böyle yine bir şuradaki fotoğrafa da baktığımız zaman Belin sezonuna doğru bir geri dönüş var gibi görünüyor. Ama şimdi geri dönüş diyoruz. Burada da diyor ki gelecek ve planlar diyor. Sanki geleceğe de gidecek gibi görünüyoruz. Yani işte heyecanlandıran durum bu. Kaç dakika bilmiyorum. Arkadaşlarımız chat'e 9 dakika diyorlar. 10 dakika diyenler var. 6 dakika diyenler var bilmiyorum ama 6 dakika olsa bile Brawl Talk'umuz bence çok çok uzun bir Brawl Talk. İnanılmaz şeyler gösterilebilir. Şimdi dedim ya buradaki Poco'ya bakarak bir tema tahmini yapmak zor. Fakat buraya bakarak yapmak biraz kolay. Çünkü 6. sezonda gelen bir Bell var. Ve 6. sezonda gelen bir Bell'den sonra daha bir karakter gelmedi. Artık şu çete bir tamamlansın dedik. Bir çete tamamlansın. Ki buraya baktığımız zaman iki yeni savaşçı diyor. Şimdi iki yeni savaşçının ikisi Janet ve Bonnie de olduğu gibi bir üçlüye girebilir mi? Çünkü Janet ve Bonnie direkt sütunun üçlüsü olan Star Park'a geldiler. Ve o üçlü tamamlandı. Acaba bu iki karakter de oraya gelebilir mi? İki karakter birden Bell'in grubuna gelmese bile en azından birinin oraya gideceğini düşünüyorum. Çünkü Bell burada ön planda. Şimdi burada bir plan var. Bell'in planını da bir konuşacağız sizlerle beraber. Şimdi burada üstü çarpı yani kimin üstü çarpı atılır? Yani normalde birisine takılırsa atılır veya işte birisini seni sildim gibilerinden çarpı atılır. Burada Tara ve Edgar'ın üzerinin çarpı olması beni çok şaşırttı. Çünkü bu Tara, Bell ve Edgar ayrı üçlülerde, aynı üçlülerde değiller ama ona rağmen 6. sezon animasyonunda bankaya soyan üçlü buydu. Şimdi bunlar neden çarpı atılmıştı? Ben dünkü canlı yayınında şunu söylemiştim. Acaba Bell ve Tara ve Edgar Bell'e bir yamuk mu yaptı? Yani hikayeye göre böyle saçma sapan bir teori üretirsem kafamdan. Yani Bell'e Tara ve Edgar bir yamuk yapmış olabilir. Bell de bunlara sinirlenip onların üzerini çarpılayıp hani sizinle sonradan görüşeceğim. Yani sizden intikam alacağım der gibi çarpı atmış. Hani benim için bittiniz der gibi çarpı atmış. Artık neler olacak bilmiyoruz. Burada %50. %50 de değil aslında. -50. Eksi ve %50 gibi bir şey var. Gelecekte soygun diyor. Acaba soygun modunda bir değişikliğe mi işaret? Şimdi burada aranan 3 tane karakter var. Buradaki karakterimiz yakınlaştırdığım zaman şöyle gördüğünüz üzere yani bu benim tahminime göre abi bu karakter de ben şeye benzettim bunu ya. Bonnie var ya yeni kostümü Bonnie'nin ona benzettim. Gerçi Bonnie'nin bir tane kostümü var zaten herhalde. Bonnie'nin kostümüne benzettim. Yanında 2 tane daha Wanted var. İşte bu 2 Wanted muhtemelen elmasların arkasında kaldığı için de sonuç olarak yeni karakter olabilir. Çünkü görmüyoruz o ilginç bir gizem. Burada bir R harfi var abicim. Bu R harfi nedir? Hiç bilmiyorum. Bak bunu şu an fark ettim. Burada da bir kutu işareti var arkadaşlar. Kutularla alakalı bir şeyler olabilir mi bilmiyorum ama burada da kutular var. Üzerinde değişik değişik yazılar var ama burada bir R harfini görebiliyorum. Acaba yeni gelecek karakterlerden birinin baş harfi R olabilir mi? Ya da bu öylesine karalama mı yapılmış? Burada o Şerif Rozet kostümünün işareti var. Onun dışında buradaki plan
gördüğümüz üzere A'dan B noktasına ve şurası zaten bu fotoğraf Brawl Stars Türkiye Twitter hesabından da robot fabrikası diye duyurulmuştu. Bir tane de tren emojisi vardı ve buradan tren yolunu görüyoruz. Sanki bu plan Bell'in karanlık bir planı gibi görünüyor. Yani bu robot burada olduğu için burasının robot fabrikası gibi görürsek sanki bu kez robot fabrikasına saldıracak gibi düşünüyoruz ama şu an buraya baktığımız zaman buradaki robotları görünce de sanki robot fabrikasına girmiş bir planı da gerçekleşmiş gibi görünüyor. Onun dışında şurada bir bom yazıyor. Yani sanki buraya tam buradan tren geçerken burayı bir patlatma gibi bir isteği de olabilir mi diye düşünüyorum açıkçası baktığımız zaman. Şimdi robot fabrikası diye düşünürsek burayı, buraya da robotlar giremez gibi bir işaret var. Yani bu da ilginç bir durum. Robot fabrikasına robot giremez gibi ilginç bir durum var. Artık ne olur bilmiyoruz. Şurada bir tane robot gibi bir şey var. Bunun tam ne olduğunu anlayamadım abicim. Bu robotun gözü müdür? Kafası mıdır? Burası ağzı mıdır? Nedir? Tam bilmiyorum ama ilginç bir şey var. Burada da gözlük gibi bir şey var. Artık bu Jesse'nin hani hatırlar mısınız bilmiyorum o eskiden olup da şimdi oyunda olmayanlar diye yine Brawl Stars Türkiye Twitter hesabı bir paylaşım yapmıştı. Acaba onunla alakalı bir şey olabilir mi? Yani orada Jesse'nin bir gözlüğü vardı. Jesse de yeni remodel aldı. Şimdi baktığım zaman burada bir tane tüy gibi bir şey var. Yani neye işarettir nedir bilmiyorum ama bu Jesse ile alakalı bir şeye işaret olabilir. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Şu an tek gelen bu. Burada elmas kapmacadaki elmaslar var. Elmas kapmacadaki elmasların yanında hemen burada bir sanki bir saat işareti gibi bir şey var. Burada zamanla alakalı bir şeylerden bahsediyor. İşte gelecek falan diyor ya. Acaba geleceğe gideceğimizin simgesi midir nedir artık onu da bilmiyoruz. Burada bir tane top gibi bir şey var. Bu bana açıkçası Otis'in kafasına da benzedi. Hatta bir tane oyun modu var. Hem insanlara karşı hem de robotlara karşı oynadığımız bir oyun modu var. Oradan tepeden böyle robotlar düşüyor ya. Onu da benzettim ama burada da kablo gibi bir şeyler sarkıyor şimdi. Şimdi buraya baktığımız zaman Bell robotları tamir ediyor. Yani robotları tamir etmesi bir remodel işaret olabilir ki zaten 9. sezondan beri robot remodel, robot remodel diye sürekli olarak konuşuyorduk. Acaba o beklenen remodel bu Brawl Talk'ta mı olacak? Onu da merakla bekleyip göreceğiz. Şimdi burada bir soygun planı gibi bir şey var. Yine artık soygun planı mıdır nedir bilmiyorum ama burada yine bir plan var. Bu planı Bell tek başına gerçekleştiremez muhtemelen. Yani yeni gelecek savaşçılardan birine veya işte ikisi birden de onun grubuna gelebilir. Veya buradaki robotları tamir etmesi, robotları da arkasına alıp bu şekilde bir plan yapabilir. Ama Edgar ve Tara'nın başı ciddi derecede belada gibi görünüyor. Çünkü Bell onlara ciddi derecede kafayı takmış durumda. Burada hemen bakıyoruz. Bir tane bıçak. Ya bu açıkçası Crow'un bıçağına benzettim ben. Başka kim var abi bıçak atan karakter bilmiyoruz ki. Yani muhtemelen Crow'un bıçağı. Şimdi robot remodel dedik ya. Anka Crow remodel derken ama bu kez bu bıçak da farklı. Şimdi Crow'a bir kostüme işaret olabilir mi? Onu da bilmiyorum ama bu muhtemelen ya Crow'a bir kostüme işarettir ya da Anka Crow remodeldir ama Anka Crow'la da bunun ne alakası var? Şimdi Anka Crow'un bıçağına da benzemiyor. Yani bu yeni karakterin bir parçası değilse muhtemelen yeni bir kostüme işaret olabilir. Bir de burada bir kuru kafa gibi bir şey var. Dikkat ederseniz şuradaki arka planda, mavi arka planda da kuru kafalara da ciddi derecede benziyor. Benzettim. Bilmiyorum artık bu nedir? Yani bu yeni karakterin kafasına da benziyor olabilir mi? Bu nasıl bir karakterdir, nasıl bir şeydir bilmiyorum. Sanki arkadaşlarımızın söylediğine göre aşçı şapkası gibi bir şapka da takıyor olabilir. Yanındaki karakter sanki bir çocuğa da benziyor. Çocuk gibi bir şeye benziyor. Yani bu elindeki artık bu eli midir? Bazı arkadaşlarımız mesela buna şey diyor. Abi o saçı sanki diyor. Yani hani topuzu var saçında. Kız bir karakter o da topuzu gibi diyor ama böyle büyük bir topuz olmaz diye düşünüyorum ben. Benim aklıma direkt şeyi getirdi. Yine bizim kralımızı izleyenler bileceklerdir ki Mortis, Emze, Frank'in olduğu fotoğrafta Mortis orada yani elinde küreği olan bir savaşçı elinde balon gibi bir şey tutup iğneyi saplamaya çalışıyorsa o bir mesajdır diye düşünmüştük. Sanki elindeki şeye de benziyor burada. Yani elindeki şeye benziyorsa bu ne olabilir? O zaman yeni bir karaktere mesela o Tik'in kafasına benziyordu ama yeni karakterle ait bir şeyse Tik'e benzer bir şey gelmez herhalde. Bu başka bir kostüm de olabilir. Ama o elindeki patlatmak istediği o Tik'in kafası gibi balona çok benziyor. Veya da başka şekilde düşündüğümüz gibi aşçı bir karakter dediler arkadaşlarımız. Benim düşünceme göre aşçı bir karakterse sanki elinde şöyle bir tane tava tutuyor olabilir diye düşünüyorum. Yani şunu tava gibi düşünürsek elinde sanki bir tava var gibi de görünüyor. Gerçekten ilginç bir Brawl Talk gizemlerinin olduğu fotoğraf. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Star Park'ımız zaten burada olmazsa olmaz. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani
O kadar çok konuştuk ki dünkü canlı yayında. Teorilerimizi ürettik ki orada söylediğimi burada söylemediysem artık hatırlamıyorum. Yani sürekli konuşuyoruz. Ama robotların ciddi anlamda etki edeceği bir sezon olacak gibi görünüyor. Çünkü robot fabrikası şeklinde Brawl Stars Türkiye Twitter hesabı da duyurdu. Bir de biliyorsunuz ki 6. sezondan sonra Bell'in robotlara karşı savaştığı bir fotoğraf vardı. O fotoğraftan sonra bu yani 6. sezondan sonra 14. sezondaki görselin birbiriyle bağdaşması gerçekten saygıyı hak ediyor diye düşünüyorum ben. Heyecanla bekliyoruz. Bu arada şurada bir şey var da bunun tam olarak ne olduğunu görmedim. Bir masa gibi ama hani böyle Brawl Stars genelde kıyıya köşeye böyle bir şeyler saklamayı çok sevdiği için acaba burada da öyle bir şeyler olabilir mi diye düşündüm. Yani şu anlık fikirlerimiz bu kadar. Artık akşam Brawl Talk'u sizlerle beraber izleyeceğiz. Dediğim gibi like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yayına girdiğimiz an haberiniz olacaktır. Görüşmek üzere.